Gönül Pınarı. Yine bir Gönül Pınarı'nda daha sizlerle birlikteyiz. Elbette hani cuma geceleri birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Her zaman bu mutluluğu paylaştığımızı da söylüyoruz ama bazı geceler elbette diğer gecelere nazaran çok daha değerli, çok daha kıymetli. Böyle zamanlarda ve böyle mübarek gecelerde bir arada olmak elbette apayrı bir mutluluk. Dolayısıyla 3 ayların içinde bulunuyoruz. Ve Miraç kandilini hep birlikte kutluyoruz bu gece. Sevgili dinleyicilerimizin kaydı mübarek olsun. Dileklerimizle başlayalım. Ana kumanda masasında Engin Karagöz arkadaşımız var. Programı sizler için Sayın Osman Ünlü hocamız hazırlıyor ve sunuyor. Ve ben Fatma Beyza Tütüncüoğlu sevgiler sunuyorum hepinize. Hocam dinleyicilerimiz adına söylüyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun bize bu vesileyle. Bütün dinleyicilerimizin başta büyüklerimiz olmak üzere ve bütün alem-i İslam'ın Miraç kandilini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah. Recep ayı içerisinde bulunuyoruz. Cuma gecesindeyiz. Bu sene Miraç kandili de Cuma'ya rastladı. Her sene rastlamayabilir. Regaib kandili mutlak Cuma gecesine rastlar. Çünkü Recep-i Şerif'in ilk Cuma gecesidir. Bazen bu şekilde Miraç kandili de mübarek gecelerde Cuma gecesine rastlayabiliyor. İşte bu sene Miraç kandili de aynı zamanda Cuma gecesine rastladı. Hem Cuma gecesi hem Miraç kandili, ikisi beraber. Biz her ikisi de mübarek olsun, her ikisi de hayırlı olsun diyoruz efendim. Evet efendim, çok da mutlu oluyoruz böyle gecelere denk geldiğinde. Tabii bizler için birer fırsat. Cenab-ı Hak lütfediyor, ihsan ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine birer fırsattır, birer ihsandır. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan önceki ümmetlere Allah-u Teala uzun ömürler ihsan etmiş. 300, 500, 700, 800 sene, 900 sene, 1000 sene yaşayanlar var. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ortalama ömrü 60-65 sene. En fazla 100 sene deniyor. Tabi öbür tarafta diğer ümmetler mesela 100 sene, 200 sene, 500 sene, 700 sene, 800 sene ibadet ediyor. Ömrünü bu şekilde geçirmiş olabiliyor. 70 senelik bir ömür içerisinde bunun tamamını nasıl ibadetle geçirebilsin ki? Bu mümkün değil tabi. Ama Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine öyle geceler, günler ihsan etmiş ki aradaki bu fark bu gecelerde ibadet yapmak suretiyle hem de fazlasıyla kapanabiliyor. Mesela Ramazan-ı Şerif'te 27. gecesi olarak biliniyor ama Ramazan-ı Şerif'in içerisinde gizlidir buyuruluyor. Birinden 29'una veya 30'una kadar her geceyi kadir bilmek gerekiyor. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de bizzat bildirilmiş. O 1000 ay da yaklaşık olarak 82-83 sene ediyor. Şimdi 10 sene kadir gecesine denk gelse 800 sene. Evet, 800 sene ibadet etmiş gibi sevap kazanıyor. Yani hani bazıların hatırına gelebilir efendim, işte onların ömrü çok uzunmuş, çok ibadet yapmışlar. İşte Cenab-ı Hak da bu ümmete böyle geceler ihsan etmiş. İçinde bulunduğumuz bu gece de çok mübarek bir gece. Tabii zaten gecelere biz mübarek diyoruz da bu gecenin de ayrı bir özelliği var. Ne bakımdan ayrı bir özelliği var? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam çok böyle üzgün, yorgun, bitap, düşmüş olduğu bir döneme rastlıyor. Ne gibi? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekkelileri, Kureyş'i imana davet ediyor. Kabul etmiyorlardı. Eza cefa artmıştı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Taif'e gitti. Bir ay insanları İslamiyet'e davet etti. Kabul etmediler, reddettiler. Hatta taşladılar, taşlattırdılar. Çocuklarına ve kölelerine taşlattırdılar. Ve bu ara Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayat arkadaşı Hazreti Hatice radiyallahu anha validemizi kaybetti. Ve kendisini 8 yaşından itibaren himaye eden amcası Ebu Talib'i kaybetti. Yani üzüntüler peş peşe geldi. Müslümanlardan bir kısmı Mekke'deki Kureyş'in baskısına dayanamadı. Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam izin istediler. Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Yani öyle bir durumda idi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çalacağı kapı yoktu. Zahirde, görünüşte Ebu Talib de ahirete intikal etmişti. Ona devam surette destek veren hanım Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz de ahirete intikal etmişti. Çünkü Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz her bakımdan destek veriyordu Peygamber Efendimiz'e. Her bakımdan ama. Malıyla, mülküyle, canıyla, zaten bütün çocukları da o hanımdan olmuştu. Her bakımdan Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam destek vermişlerdi. Böyle bir hayat arkadaşını da kaybetti. Böyle kendisine destek veren, omuz veren,
malıyla, mülküyle, her şeyiyle beraber destek veren hayat arkadaşını da kaybetmişti. Amcasını kaybetmişti. Müslümanlardan bir kısım baskıya dayanamayıp Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Yani tabir caizse yalnız, garip, üzüntülü, sıkıntılı bir dönem. Öyle bir dönemde. Sanki Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu son din olan İslamiyet yeryüzünden kalkmak üzere gibi bir durum. Öyle sıkıntılı bir dönem. Öyle sıkıntılı bir dönem. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatta kitaplarda anlatılırken gidecek bir yer bulamadı. İfadesi geçiyor. Kureyş, Mekkeliler, Mekkeli müşrikler öyle bir baskı uyguluyorlardı ki nihayet bir gece, işte Miraç gecesinin vuku bulduğu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine gitti. Kapıyı vurunca içeriden kimsiniz diye soruyor Ümmü Hani. İşte amcanın oğlu Muhammed'im. Kabul ederse misafir geldim. Ve Ümmü Hani, tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukla beraber büyüdüler. Senin gibi şerefli, asil bir misafire kim hayır diyebilir ki? Ama diyor evde yiyecek içecek bir şeycik yok. Önceden geleceğinizi bilseydim size bir şeyler hazırlardım. Yeme içme gözümde değil buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bana bir yer gösterin Rabbime ibadet edeyim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi sadece bununla da kalınmıyor. Yani evet Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gece bu şekilde geldi de öbür taraftan mesela Bilal-ı Habeşi radıyallahu ta'ala hazretleri var. Bu Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye bin Halef Bilal-ı Habeşi hazretlerini Müslüman olduğu için o kadar çok eziyet ediyor ki boynuna ip takıyor, çocukların eline veriyor, Mekke sokaklarına dolaştırıyordu. Böyle bir eziyet ve zulüm vardı. Kölesi miydi efendim? Evet, kölesiydi efendim. Müşrikler de onunla işte alay ediyorlardı. Garip ve kimsesiz olan Bilal-ı Habeşi diğer müşriklerden de işkence görüyordu. Ümeyye bin Halef aşırı sıcak altında Bilal-ı Habeşi'yi tamamen böyle soyuyor. Üzerinde bir don kalıncaya kadar soyuyor. Bu haliyle kızgın çölün yanan kumlar üzerine yatırıyordu. Ben bunu daha önce okurdum. Dedim ya kum ne kadar sıcak olabilir? Cenab-ı Hak nasip etti o topraklara gittik. Hatta bizimki bahardı. O baharda Arafat'ta hasbelkader hele Mina'da zat vadinin arasıdır. Hasbelkader Fatma Hanım. Bakın gittiğimiz mevsim bahardı. Yaz da demiyorum. Hasbelkader ayağınızdaki giydiğiniz tokyo olsun veya terlik olsun neyse hasbelkader çıkmış olsa zaten ihramlısınız. Ayakta çorap da yok. Mümkün değil basamazsınız. Mümkün değil basamazsınız. O izdihamda Malezyalı karı kocayı görmüştüm. Yazık. Yaşları biraz ilerlemiş. Yani kalabalığa girdiği zaman hani ezilebilirisiyle uzaktan şey yapıyorlar. Fakat buna rağmen adamcağız terliklerini yine kaybetmiş. Orada gazete kağıdından ayağının altına iple bağlayarak terlik gibi bir şey yapmış. Çünkü basamıyorsunuz. Taşa da kuma da. O kadar sıcak. O kadar sıcak. Hani tabir caizse yumurtayı koy pişer. Öyle bir sıcak. İşte o sıcağı hem de yaz günü Bilal-ı Habeşi Hazretlerinin üzerindeki giysiler çıkartılıyor ve o kızgın kum üzerine yatırtılıyor. Böyle eziyet ediliyor, işkence ediliyor. Ve bütün bunlara rağmen Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala an Hazretleri Allah-u Teala birdir diyordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu görüverdi. Ve Allah-u Teala'nın ismini söylemek seni kurtarır buyurmuşlardır. Fazla elde de bir şey yoktu ki. Eldenen fazla gelen bir şey yoktu. Ki müşriklerin o zulmüne, o eziyetine, o çileye sabretmek gerekiyordu. Hani insan bazen der, o zaman olsaydık acaba dayanabilir miydik? Yani imanla şereflenebilecek miydik? Ve şereflenmiş olsak, Sahabe-i Kiram'ın başlangıçta Mekke'deki Müslüman olanların bu işkencelerine, yapılan bu işkencelere bize tatbik edilmiş olsaydı biz dayanabilecek miydik? Çok zor bir hadise bu. Öbür taraftan Ammar bin Yasir radıyallahu anh hazretleri var. Babası Yasir, oğlu Abdullah ve annesi Sümeyye müşrikler tarafından görülmedik şiddetli işkenceler yapıyorlardı bunlar. Ammar radıyallahu anh kafirlerin dediğini kalbiyle tasdik etmeyip diliyle söyledi. Kafirlerin elinden kurtulup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanına gelerek hüngür hüngür ağlamıştır. Ve hatta gelmişler demişlerdi ki Sahabe-i Kiram'dan bazıları, ya Resulallah Ammar mürtet oldu, dininden döndü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ammar hiçbir zaman mürtet olmadı, tepeden tırnağa nurdur diye. Ve biraz sonra Ammar radıyallahu anh hazretleri teşrif ediyor, hüngür hüngür ağlıyor. Ya Resulallah bana böyle böyle söylettirdiler diye. Böyle bir zulüm var, böyle bir işkence var, böyle bir eziyet var. Zaten gidebilen gitmiş Habeşistan'a. Bunlar gidemiyor ki. Mesela babasını ve annesini şehit ettiler. İç şehitlerdir onlar. Hem öyle caniyane idi ki
yani insanlıkla bağdaşmayacak şekilde. Mesela bir ayağını bir deveye, bir ayağını bir deveye ters istikamete çekerek böyle vücudunu birbirinden ayırmak suretiyle o işkence ve eziyetle şehit etmişlerdi. Böyle bir durumdaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani tabir caizse yapacak bir şeycik yok. Yapacak bir şeycik yok. Çünkü o merhalenin sabırla geçilmesi gerekirdi. Bu çileye, bu sıkıntıya göğüs germek gerekiyordu. İlerideki müjdelere kavuşturabilmek için. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hengamede iken, bu halde iken, bu üzüntüde iken, Eshab-ı Kiram'ın hali böyle, Müslümanların sayısı az, müşriklerinki çok, onların zulümleri doruk noktasına ulaşmış, hanım Hazreti Hatice validemizi kaybetmiş, amcası Ebu Talip vefat etmiş, himayesiz kalmış. Böyle bir durumda, çaresiz, üzgün, yorgun, o vaziyetteyken Ümmü Hanin evine geliyor. O vaziyetteyken Ümmü Hanin evine geliyor. Hatta bir gün işte Ammar bin Yasir Hazretleri'nin annesi Sümeyye Hatun, kocası Yasir, oğulları Ammar ve Abdullah'a Bata denilen yerde işkence yapıyorlardı. Onların bu halini gören Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sabredin ey Yasir ailesi, size vaat edilen yer sizin mükafatınız cennettir müjdeleriyle karşı karşıya geliyorlardı. Bir başka defasında da Allah'ım Yasir ailesine rahmet et ve mağfiretini ihsan et diye dua ediyordu. Bunlar her gün vuku buluyordu Fatma Hanım o zaman. Yani o günkü o şartları, o coğrafyayı, o hali birazcık tasavvur için böyle bir giriş yaptık da yani Miraç bütün bu olayların akabinde zuhur etti. Onun için naklediyoruz bu hadiseleri. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o andaki Müslümanların durumu. Sanki zahiren Müslümanlar zaten tutunamamışlar, Habeşistan'a gitmişler. Kalanlar da zaten aynı şekilde işkence görüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e fırsat vermiyorlar. Devamlı peşinde dolaşıyorlar. Resulullah Efendimiz ağzını açsa tenekeler çalıyorlar, davullar çalıyorlar. Bugünkü mesela televizyonun, radyonun bilmem neyin yaptığını o zaman insanlar bu şekilde yapıyordu. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sesini duyurtmamak için, insanlara ilettirmemek için ellerinden gelen her türlü işkenceyi, alçaklığı yapıyorlardı. Böyle bir durum. Sürekli beraber mi geziyorlarmış efendim? Çünkü yani Peygamber Efendimiz nerede insan veya insan topluluğu, hı hı, görse gidiyor hemen Allah-u Teala'nın dinini anlatıyor. Bunun için de Peygamber Efendimiz'in gittiği yere arkasından hemen geliyorlardı. Hemen geliyorlardı. Akla hayale gelmedik her türlü şey. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe-i Muazzama'nın önünde secdeye kapanıyor. Hayvan işkembesi getirip Peygamber Efendimiz'in üzerine atmışlardır. Bu derece azıtmışlardı. Tabii her gün anlatıyor ama insanlar azdıkça da azıyordu. İşte böyle bir hengame içerisinde, böyle bir üzüntü içerisindeyken Ümmü Hanin'in evine gitti. Yeme içme gözümde değil. Yani su varsa ben de abdest alıp Rabbime ibadet edeceğim dedi. Çok yorgundu. Taif'te de bir ay kaldı. Orada da kimse aynı şekilde iman etmedi. Üzüntülü bir şekilde dönmüştü. Mekke ise karmakarışık. Müşriklerse azdıkça azıyorlar. İşte böyle bir durumdayken Ümmü Hanin'in evine geliyor, abdest alıyor. İbadet ederken yorgun oldukları için uyuyiveriyorlar. İşte o haldeyken Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a buyuruyor ki sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git Habibimi getir. Cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenler hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Onu ben teselli edeceğim. Ama tabi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatında ibretler var. Dikkat etmek gerekir. Yani bir kimse bir davaya gönül koyduğu zaman onun bir çilesi olur, onun bir sıkıntısı olur. Sabretmek gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam men sabera zafera buyurmuşlardır. Sabreden zafer ulaşır. Bu çile çekilmeseydi 13 sene Fatma Hanım biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'in nübüvveti 23 sene sürdü. 13 senesi Mekke'de böyle zulüm, işkence altında geçti. Allah-u Teala'nın Habibi, Allah-u Teala'nın Peygamberi bu. Aleyhisselatü Vesselam. Levlâke levlâke lemâ halaktül eflâk hitabına muhatap olan zat. Bu eziyetlere, bu sıkıntılara katlanıyordu. İnsan tabi parmağımıza bir diken batıyor da feryadı figan ediyoruz. Müslümansın, senin peygamberin Aleyhisselatü Vesselam, alemlerin sevgilisi olarak yaratılan bu zat ve ona o ve ona ilk iman edenlere uygulananları. Biz şöyle bir kaba taslak olarak naklediverdik. Hı hı. Detaya girdiği zaman insanın ciğerleri parçalanıyor. Evet.
Evet efendim, zaman zaman hani hayatımızda böyle az önce efendimizin başına gelen, hani anlattınız ya, pek çok sıkıntı üst üste gelmiş. Hep böyle dönemeçler vardır, pek çok sıkıntının üst üste geldiği zamanlar vardır. Bizim de örneğimiz, örnek aldığımız o büyük insan efendimiz, o bile hayatında yaşamış, evet. Rehberimiz ve onun böyle bir olaylar zinciri karşısındaki tavrı sabretmek olmuş. Demek Evet. ki bizim de yapacağımız sabretmek. Sabret. Sabredersek zafere ulaşacağız. Elbette. İnşallah. Evet sevgili dinleyiciler, geceniz bir kere daha mübarek olsun diyelim ve kısa bir aradan sonra tekrar programımıza birlikte geri dönelim. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı TGRT FM'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu gece konumuz elbette Miraç Kandili. Programımızın ilk bölümünü kaçıranlar için öncelikle Miraç gecesinin gerçekleşmiş olduğu, gerçekleşmeden önce daha doğrusu Efendimizin içinde bulunmuş olduğu ortam. Mekke-i Mükerreme'nin o günkü durumu. O günkü durumu. Müslümanların hali. Hı hı. Bunları böyle kısaca bir tasvir etmeye çalıştık ve hocam hani sabreden zafer ulaşır. İlk bölümde söylemiştiniz, evet. Efendimizin hadis-i şerifi çok da güzel bir hadis-i şerif elbette. Sanıyorum onun meyvesini... Elbette. Tabi sabredince Allah-u Teala işte Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek onu ben teselli edeceğim buyuruyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anda uyuyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor, uyandırmaya kıyamıyor. İnsan suretine girebiliyor. İnsan suretine girseler de meleklerde kan olmadığı için beden şeklinde de şey yapsa soğuk olur ifadesi geçiyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam tabi üzerine almış olduğu örtten ayağa çıkmış, ayakları da çıplak. Uyandırmaya kıyamıyor, ayağının altını öpüyor Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in. Tabi soğuk olduğu için öper öpmez hemen Peygamber Efendimiz uyanıveriyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ı karşısında görünce heyecanlanıyorlar. Ya Cebrail kardeşim, böyle vakit siz niçin geldin? Yoksa bir hata mı ettim? Rabbimi gücendirdin mi? Bana acı haber mi getirdin? Demiştir yine de. Yani o haliyle yine. Rabbimi gücendirdin mi? Bu işkence, bu eziyet, bu eziyet, bu zulme katlanıyorlar. Ve bununla da hala acaba diyor ben hata mı ettim? Rabbimi gücendirecek bir iş mi eyledim? Acı haber o yani. Acı haber o. Bunun üzerine Cebrail, ey bütün yaratılmışların en üstünü, ey yaratanın habibi, sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, ey iyilikler üstünü ter kaynağı olan şerefli peygamber, Rabbin sana selam ediyor. Hiçbir peygambere, hiçbir mahlukuna vermediği nimeti sana ihsan ediyor. Seni kendine davet ediyor. Lütfen kalk, buyur gidelim buyuruyor. Bunun üzerine beraberce Kabe'ye yanına gittik buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte, uzun bir hadis-i şerif. Peygamberlerimiz anlatıyorlar. Oradan Kabe'ye yanına gittik. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şakkı sadır. Ne demek o? Göğsünün yarılması. Şak yarılması demek. Sadır göğüs. Şakkı sadır. Birisi çocukluğunda olmuş. Süt annesi Hazreti Halime validemizin yanındayken olmuş. Göğsünün yarılması. İkincisi de miraca çıkmadan önce oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam alıp götürüyorlar ve orada başka melekler de var. Ve göğsü yarılıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de mealen İnşirah Suresinin 1. ayet-i kerimesinde Habibim göğsünü kalbini senin için açıp da genişletmedik mi buyuruluyor ayet-i kerimede. Ve Eshab-ı Kiram'dan Enes Malik Hazretleri 10 sene Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hizmet etmiştir. Bu anlatıyor, buyuruyor ki ben Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam göğsünde bu yarılmanın izini gördüm demiştir. Çünkü Hane-i Saadet'te hizmet ediyordu. Peygamber Efendimiz'in özel hizmetindeydi. Daha çocukluk yaşından itibaren Peygamber Efendimiz gömlek değiştirirken göğsündeki o izi görüyor. Yani buradan göğüs yarılmış ve o izi gördüm buyuruyor Enes Malik Hazretleri.
Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Buhari'de bildirilen hadis-i şerifte devam ediyor. Cebrail gözüm yardı, zemzem suyuyla yıkadıktan sonra içi hikmet ve iman dolu altın bir tas getirip göğsümü boşalttı, sonra kapattı. Hem Sahih-i Buhari'de hem de Müslim'de var bu hadis-i şerif. Yine Eshab-ı Kiram'dan Enes Malik Hazretleri'nin rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. İşte şuradan şurama kadar, yani boğazın altındaki çukurdan göğüste kıl biten yere kadar yardı. Kalbimi çıkardı, içi iman dolu altın bir tas getirdi, kalbimi yıkadı, sonra da içi iç organlarımı yıkadı, sonra kapattı. Allah Allah. Çünkü bir yolculuğa hazırlanıyor Resulullah Efendimiz. Yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bedeni de bir ameliyat geçiriyor o anda. Ama acı ızdırap duyurmuyor. Ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu haller yapılırken bunları görüyor, müşahede ediyor. Ha, hatıra gelebilir, efendim niye aynı şekilde acı duymuyor? Ve bugün de mesela narkozu yiyorsun, kesiyorlar, biçiyorlar, sen onu duymuyorsun. Evet, ya da bölgesel bir anestezi yapıyorlar, tabii uyuşturuluyor. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam uzun bir şekilde anlatıyorlar bunu. İşte cennetten gelen bir burak adındaki bir hayvana. Hayvan tabiri geçmiş, başka diyecek bir şeyimiz yok. Öyle bindiriyor çünkü. Ona Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselam bindiriyor. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ufukta gözümüzün gördüğü yere ayağını atıyordu. Nasıl bir şeyse bilemiyoruz. Sadece biz bu kelimelerle ifade ediyoruz bunu. Başka ifade edecek bir şeycik yok. Ufukta gözünü gördüğü yere ayağını atıyordu. Hangi süratle gidiyordu onu da bilmiyoruz tabii. Hangi süratle gidiyorlardı onu da bilemiyoruz. Mesela mevcut ışık hızı süratiyle... Çünkü ışık hızı saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Meleklerin kullandığı başka bir hız var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç dönüşü arş, kürsi, bunların arasındaki zaman şeyleri seneyi, yıllı bildiriyor. Mesela bin yıllık yol. Sahabe-i Kiram hemen soruyor. Ya Resulallah, bizim kullandığımız zaman bin yıl. Hayır buyuruyorlar. Senet-i Nur buyuruyor. Hadis-i Şerif'te geçiyor. Senet-i Nur. İşte bazıları onu hemen ışık yılı. Halbuki ışık hızıyla hesap ediyorsunuz, o da tutmuyor. Çünkü saniyede 300 bin kilometre. Saniyede 300 bin kilometre gidiyor ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam miraca çıkartılıyor. Geri döndüğü zaman abdest almış olduğu leğendeki suyun hareketleri daha durmamıştı buyuruluyor. Yeryüzündeki zaman birimiyle vuruyorsun, mümkün değil. Yani ışık hızıyla bu mesafeye gidip gelmek mümkün değil. Hatta Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki ben iki yerde yoruldum. Şu üzerindeki bulunduğumuz, dünyamızın da üzerinde bulunduğu yer küresinin birinci kat sema. Bunun üzerinde ikinci var, üçüncü var, dördüncü var, beşinci var, altıncı var, yedinci var. Yedi kat göğün üstünde arş-ı âlâ var. Ben arş-ı âlânın altındaydım. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı. Havada gidiyor, saliseler sayıyor. Ne kadar mesafe ki? Saniyeler, saliseler sayıyor. Allah-u Teala bana emir verdi. Yetiş, Halil'imi kurtar. Arş-ı âlânın altındaydım. Yoruldum buyuruyor Cebrail aleyhisselam. Ama yetişti. Dedi ki bir talebin var mı? Var ama dedi sana değil. Nefsini iste. O yapmak istedikten sana bir itirazım yok dedi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi İbrahim aleyhisselam. O ne yüksel vekildir. Ondan sonra Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Berden selama. Soğuk ol buyurdu ateşe. Ateş birden değişiverdi. Ve bir de buyuruyor Cebrail aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kurban etmek üzere bıçak havada, o anda da arş-ı âlânın altındaydım buyuruyor Cebrail aleyhisselam. O anda da Rabbim bana emretti, yetiş ve kanadını İsmail aleyhisselam boynun üzerine ser. Ve o zaman da yoruldum ama yetiştim buyuruyor. Şimdi bunu niye naklettim? Işık hızıyla hesap etseniz mümkün değil. Birinci kat semadan bile yetişemez. Havada uçak, şak diye inecek. O zaman meleklerin de kendilerine, yapılarına uygun bir hızlar var. Mesela kitaplarda anlatılır. Minel kalbi ilel kalbi sebila. Minel kalbi ilel kalbi sebila. Kalpten kalbe yol girer. Bugün mesela internet var. Çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Yazdığınız tak diye karşıya anında gidebiliyor. Kalbe, ruha Cenab-ı Hak öyle bir güç kuvvet vermiş ki yani internet veya benzeri şeyler kalpteki o şu anın veya kalpteki çıkan o şeyin hızına erişmesi mümkün değil. Hızına erişmek mümkün değil. Mesela insandaki o ruha da aynı güç verilmiştir. Kitaplarda geçiyor. Deniyor ki bir büyük zat,
Allah-u Teala sevgili bir kullar, iki tane talebesi olsa, birisi batta birisi de doğuda bulunsa, aynı anda ikisinde eceli gelse, ikisi de vefat etse, ikisi de hocasından imdat etse, aynı anda ikisine de yetişir diye. Aynı anda yetişir. Cenab-ı Hak ruha bu kadar güç ve kuvvet vermiştir. Güç ve kuvvet vermiştir. Ha, meleklerin kullandığı hızla ruhun kullandığı aynı mıdır onu bilmiyoruz. Ama ışık hızı olmadığı belli. Işık hızı olmadığı belli. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Miraç gecesinde o kullanılan hızı bilemiyoruz. Fakat sadece Resulullah Efendimiz böyle anlatıyor. Böyle buyuruyor. İşte beni bindirdiği Burak denen o hayvan ufukta gözümüzün gördüğü yere adımını atıyordu. Ufukta gözünü gördü. Bir anda Kudüs'e geldik buyuruyor. Kudüs'te bazı peygamberlerin ruhaniyetleri insan suretinde, kendi suretlerinde orada hazır bulunuyordu. İşte cemaat namaz kılınıyor. Her birine ayrı ayrı teklif ediyor. Buyurun geçin imam olun diye. Cebrail aleyhisselam peygamberimizi öne ittiriyor. Sen varken onlar geçemez diye. Sen varken onlar geçemez. On sana birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedi. Artık bizim bilemediğimiz, anlayamadığımız yüksekliklere çıkartılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizim bilemediğimiz, anlayamadığımız şekilde yükseklere çıkartılıyor. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki Cebrail aleyhisselam, ya Resulallah buradan ben kıl kadar ilerlersem yanar helak olurum. Yanar helak olurum. Artık zaman, mekan, mefhumunun durduğu veyahut da anlaşılamadığı, anlatılamadığı kelime bilmez bulamıyorsun. Bir yine yer diyorsunuz. Hı-hı. Başka kelime yok. İfade edemiyorsunuz. Hı-hı. İfade edemiyorsunuz. Yok, başka kelime yok. Mecburen bildiğimiz, konuştuğumuz, ifade ettiğimiz kelimelerle söyleyeceğiz ama ifadeden aciz kalınıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünyada insanların kullandığı o kelimelerle ifade etmişler. Onu anlatacak başka bir şey söz konusu değil. Mesela insan çok bir şeyden haz duyar, sevinir. Onu nasıl ifade edersiniz? Ya çocuklar gibiydim. Deli oldum sevinçten deli olmuyor. Deli olmadı. Çocuk da olmadı. Ama başka kelime yok işte. Evet, bir de hissettiklerimizi ne kadar acaba kelimelere dökebiliyoruz? O da var. Ya da yaşadıklarımızı. Yetmiyor çünkü. Yetmiyor. Örtüşmüyor. Tam karşılık gelmeyebiliyor. Mesela şairin de zaman zaman şiirine döktükleri var. Nesir olarak nesir diyorum, özür dilerim. Şiir olarak ifade ettikleri var. Ama nereye kadar götürüyor? Ve nereye kadar ifade edebiliyor? Gerçekten içindekini olduğu gibi yansıtabilir mi? O çok zor. İçindekini yansıtabilir mi? Çok zor. Bazı kavramlar var. Veyahut da bazı hissettiklerimiz diyelim. Kavramlar demeyelim de efendim. Hissettiklerimiz var. Bu hissettiklerimizi izah etmemiz mümkün değil. Mesela Peygamberimiz cenneti anlatmış, cehennemi anlatmış. Ama belli kelimelerle anlatmış. Belli kelimelerle anlatmış. Biz şimdi onlara bakarak kıyas yapıyoruz. Halbuki değil buyuruyor. Bunların hiçbirisi değil. Yani insan bilmediği bir şeyi birisine anlatmış olsalar, ya nasıl anlatırsınız mesela veya nasıl ifade edersiniz? Ben çocukluğumda hatırlarım. İlkokul döneminde, hatta ortaokulda bile muz görmemiştik biz. Muz görmemiştik. Ki o zaman bize okutulan kitaplarda muz resmi de yoktu. Gidip gelenler anlatıyor muz meyvesi. Nasıl bir şey? İşte soyuluyor. Elma gibi mi? Değil. Salatalık gibi mi? Değil. Patlıcan gibi mi? Değil. Gibi? Armut muz gibi mi? Ya işte soyuluyor ama soyulmadan yenmez mi elma? Yok, katiyen yenmez. Ya pişirilir mi patlıcan gibi? Yok, pişirilmez. Kabak gibi mi? Ya uzun işte, salatalığa benziyor ama salatalık gibi değil. Nasıl anlatırsın? Ne kadar zor. Yani dersin ki boyu işte salatalığa benziyor. Yeşil mi? Yeşil değil, sarı. Kayısı mı? Hayır değil ya, kayısı değil. Nasıl izah edeceksiniz? Ya, çünkü karşıdaki onu bilmesi lazım, görmesi lazım ve tatması lazım. Hatta şöyle fıkra da anlatırlar da temelle dursun yolculuk yaparlarmış. Hep temelin sırtına yüklerler de böyle fıkraları. Onlar da ilk defa muz görmüşler, muz almışlar, trenle yolculuk yapıyorlar. İşte Temel veyahut da Dursun ikisine diyelim ki Temel muzu yemiş, o anda da tünele girmiş. Dursun'a demiş ki, Dursun demiş, sen yedin mi demiş o aldığımı? Hayır demiş, sakın yeme. Ben yedim, gözüm kör oldu. Tünele girmişler. Gözün görmüyor. Tünele girince gözü görmüyor. Görmeme durumu olmuş. Şimdi efendim cennet cehennemde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belli kelimelerle izah ediyor. Belli kelimelerle açıklıyor ama onlar değil işte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela sidre kelimesi geçiyor. Refref diye bir yaygıdan bahsediliyor. Yaygı diyorsunuz. Ama yaygı mı? Yaygı deyince uçan halı gibi bir şey geliyor hatırımıza. O mu? Değil tabii. Onların hiçbirisiyle alakalı değil. Hiçbirisiyle alakalı değil ama onu da başka türlü izah edemiyoruz. Mesela Sidretül Münteha deniyor. Yedinci kat semada arşın sağında bulunan ağaç. Şimdi bizim bildiğimiz ağaç mı? Değil.
Mesela ayet-i kerimede geçiyor. Necm suresinin 13. 14. ayet-i kerimelerinde geçiyor. Muhammed Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'ı hakiki sureti ile diğer bir inişinde Sidretil Münteha'nın yanında gördü. Sidretil Münteha'nın yanında gördü. Bildiğimiz ağaç mıdır o? Onu da bilmiyoruz tabii. Onu da bilmiyoruz. Mesela arş. Allah Teala'nın yarattığı en büyük varlık. 7 kat göklerin ve kürsünün üstünde olup madde aleminin sonu, maddesizlik aleminin başlangıcı. Maddesizlik alemi nasıl bir şey? Bilmiyoruz tabii. Ayet-i kerimede mesela Hud suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan evvel ise arşı su üzerinde idi. İfadesi geçiyor ayet-i kerimede de. Yani bazı şeyleri izah etmemiz çok zor. Peygamber Efendimiz'e o noktaya kadar çıkartıldı. Zaman, mekan yok, durdu. Ama tabii hemen bir soru gelebiliyor. Zaman, mekan yoktu, o ne arıyor orada? İşte onu bilmiyoruz. Öyle bir mertebe, öyle bir dereceye çıkartıldı. Ne oldu ondan sonra? Herhalde kısa bir aramız var. Evet efendim, kısa bir aradan sonra sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı'nda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programımız devam ediyor. TGRT FM'deyiz ve elbette radyomuz adına tüm İslam aleminin, şu an bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin Miraç Kandili mübarek olsun diyoruz bir kere daha. Evet, mübarek bir gece, ancak onu hakkıyla ifa edebilmek için önemini ve ne olduğunu, nelerin olduğunu bu gece iyi bilebilmek lazım. Efendim, Miraç gecesinde Efendimizin Kudüs'e gittiğini, oradaki büyük peygamberlerle birlikte olduğunu aktardınız. Tabii daha sonraki gelişmelerde ve her katta da mesela yükselirken, özür dilerim sözünü kestim ama her katta da gördüklerini anlatıyor Peygamber Efendimiz. Mesela Buhari'de ve Müslim'de bildirilen bir hadis-i şerifte, nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben Miraç gecesinde 4. kat semada gökte İdris peygamber ile karşılaştım. Cibril bana Aleyhisselatü Vesselam, bu gördüğün İdris'tir, ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selamıma cevap verdi. Sonra bana merhaba Salih kardeş, Salih peygamber dedi. İdris Aleyhisselam'a. Bir başka hadis-i şerif. Miraç gecesi bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekleri koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O nefis yemekleri bırakmış, leş yiyorlar. Bunlar kimlerdir dedim. Cebrail Aleyhisselam, bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Halal malları varken haram yiyen kimselerdir dedi. Çok enteresan. Orada başlarına gelecek olanlar mı gözüküyor, evet, hocam? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o olacak olanlar net bir şekilde gösterdi Allah-u Teala. Gördü yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hani bazılar diyor ya, efendim ya mahşer olmadı. Kurulmadı. Kıyamet kopmadı. Peygamberimiz nereden biliyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, dünyanın başlangıcından sonuna kadar olmuş olacak. Her şeyi Rabbim bana bildirdi. Ve gösterdi buyuruyor. Ama ben sadece bildirilmesi lazım olanları size naklettim. Bildirilmesi lazım olanları. Bunların içerisinde sır olanlar var. Ehil olanlara tevdi edildi. Mesela Hazreti Ebu Bekir'e tevdi edilen ayrı. Huzeyfe İbni Yemane Hazretlerine tevdi edilen ayrı. Onlar da ancak o sırrı muhafaza edebilecek olanlara naklediyorlardı. Diğerlerine değil. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ramuz-ül Ehadis'te geçen bir hadis-i şerif, Miraç'a götürüldüğüm gece cennette bir seviyeden yüksek yapılmış köşkler gördüm. Dedim ki, ya Cebrail, bunlar kimin içindir? Buyurdu ki, öfkesini yutanlar ve insanları affedenler içindir.
Yine başka bir hadis-i şerif, Miraç gecesi çok feci ve elim bir şekilde kendi kendilerine azap eden bir takım insanlar gördüm. Cebrail Aleyhisselam'a sordum ki, ya Cebrail, bunların günahı nedir? Niçin böyle kendi kendilerine azap ederler? Cebrail Aleyhisselam dedi ki, bunlar başkalarının ayıplarını, kusurlarını açığa çıkaranlardır. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde cenneti gördü, cehennemi gördü, bilinemeyen yüksekliğe çıkartıldı. Orada Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Allah-u Teala ile bizim ifade eden aciz kaldığımız sessiz, harfsiz bir şekilde konuştu. Bakın şimdi orada Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam tabii Habibullah olarak yaratılmış yüksekliği de açığa çıkıyor. Hep açığa çıkıyor da Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'yı görmeyi murad etti. Allah-u Teala buyurdu ki dayanamaz. Çok ısrar etti. Dünya şartları ona müsait değil buyurdu Cenab-ı Hak. Nazlanınca, çünkü onlar nazlı ya, o zaman Allah-u Teala buyurdu ki dağa bak, önündeki dağa. Allah-u Teala'nın nuru perdeler arkasından oraya tecelli etti, o dağa. Dağ tuz buz oldu. Ve Musa Aleyhisselam bayıldı. Az mı bir peygamber Musa Aleyhisselam? Ama Muhammed Aleyhisselam Miraç gecesi Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Herhangi bir değişiklik olmadı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Yani yaratılış itibariyle, yükseklik itibariyle Muhammed Aleyhisselam'ın bu üstünlüğüne, yüksekliğine işarettir diye anlatıyor, naklediyor İslam alimleri bu halde. Büyük peygamberleri de orada görmüş olması, o da çok güzel değil mi? Elbette. Şimdi efendim Allah-u Teala bu nimetlerin hepsini gösterdikten sonra 5 vakit namaz da farz oldu. Miraç gecesinde 5 vakit. Peki önce namaz kılınmıyordu, kılınıyordu. Sabah akşam şeklinde kılınıyordu. Ama 5 vakit Miraç gecesinde emredildi. Peki Miraç gecesinde sadece namaz mı emredildi? Efendim İsra suresinin 23 ile 39. ayet-i kerimelerinde. Zaten İsra suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala kulumuzu biz Mekke-i Mükerreme'den işte Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e kadar yürüttük buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhammed Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in için. Buraya kadar olan inkar eden kafir olur. Ehl-i sünnet itikadı ise Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, Kudüs'ten de 7 kat göklere hep ruh beden beraber yükseltilmiştir. Ehl-i sünnet itikadında olmayanlar Kudüs'ten sonrası ruhen olmuş diyorlar. Hatta daha da böyle çok sapık olanlar var. İşte Miraç 300 sene sürmüştür. Dolayısıyla insanlar bu 300 sene uyumuştur gibi kendi kafalarına göre bu şekilde böyle yorumlar yapanlar da var. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geriye döndü ve sabahleyin bunu anlattı. Miracını anlattı. Hı hı. Miracını anlattı. Yine Miraç gecesi işte İsra suresinin 23 ve 39. ayet-i kerimeleri arasında bildirilen, bizim şereflendiğimiz emirler. Orada buyuruyor ki meali itibariyle Allah'a hiçbir surette şirk koşmayın. Anne ve babanıza hürmet ve itaat edin. Hısım ve akrabaya, fakir ve yoksullara, gurbette kalmış kimselere, yolculara yardım edin. Geçim endişesiyle çocukları öldürmeyin. Yetimlerin mallarına dokunmayın. Onlara hoş muamele edin. Zinaya yaklaşmayın. Haksız yere kimseyi öldürmeyin. Verilen sözü tutun. Ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat edin. Bilmediğiniz bir şeyin ardına körü körüne takılıp gitmeyin. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürümeyin. Allah-u Teala İsra suresinde açık net bir şekilde de bunları bildiriyor. Bunları bildiriyor. Bu emirlerle de bizler şereflenmiş olduk tabii ki. Tabii daha evvel efendim yok muymuş namaz? Başka vardı. Ümmetleri? Var. Adem Aleyhisselam'dan itibaren her ümmette namaz var buyuruyor. Bizim kıldığımız gibi mi? İbadet şeklini onu detaylı bilmiyorum. Ama her ümmette vardı buyuruyor. Namaz ibadeti hepsinde vardı. Tabii Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde de İsa Aleyhisselam'ın ümmetinde de vardı. Ama bugün kendilerinin Musa Aleyhisselam'a ittiba ettiğini söyleyen Yahudiler, zaten Musevilikleri kalmamış. Onlarda öyle bir ibadet şekli kalmamış. Hele İsa Aleyhisselam'a ittiba ettiklerini söyleyen ve İsevilikle hiç alakası kalmayan Hristiyanların ise ibadetleri tamamen uyduruktur. Hı hı. İsa Aleyhisselam öyle bir şey bildirmemiş. Kilisede sıraları orklarla, çalgılarla falan. Dini değiştirince insanları kiliseye nasıl çağıracaklar ve orada tutacaklar? Nefse hoş gelen müziklerle. Onun için mesela müziğin de çalgının da esas menbaı yani kilisedir. Kilise müziği oradan kaynaklanmıştır.
müzikle tutmaya çalışmışlardır. Nefsin gıdasıyla ruhun gıdasının birbirinden ayrıca güçleri olmadığı için çalgı nefsin gıdasıdır, ruhun gıdası değildir. Ama habire öyle anlatırlar. Tabii nefisleri, ruh tamamen ölmüş, nefs ruhu esir almış olan kimse konuşunca ne diyecek? Ruhun gıdası, ruhun gıdası değil. Ruhun gıdası Allah-u Teala imandır, Allah-u Teala yasaklarından sakınmaktır, Allah-u Teala ile muhabbettir, Muhammed Aleyhisselam'a muhabbettir, Allah-u Teala sevdiklerini sevmektir. Ruhun gıdası bunlardır. O zaman nefsini ruhu belki ayırt edememekten kaynaklanan... Zaten nefislerine uygun olarak hareket ettikleri için, nefsleri cile alamak için uydurmuşlar bunlar. İsa Aleyhisselam böyle bir şey bildirmedi ki. Mesela İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şeriatını devam ettiriyordu. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında getirdiği dinde domuz eti haramdı. Bugün Hristiyanlara deseniz ki Tevrat kitab-ı mukaddes kabul mü? Kabul. İçindeki ahkamla aynı şekilde amel etmeniz gerekir mi? Evet. Niye domuz eti yiyorsunuz o zaman? Yahudiler yemiyor. Ve yine mesela Hristiyanlardan bazılar boğarak öldürüyor hayvanı. Halbuki Yahudiler kesmeden yemezler. Tevrat'ta da bildirilmiştir. Tevrat'a mukaddes kitap kabul ediyorsan, onun içindeki, zaten İsa Aleyhisselam da onun içindeki hükümleri bildiriyordu. Niye o zaman reddediyorsun? Bu açık net bir şekilde Hristiyanlık adında yeni bir din çıkarmışlar. İsevilikle, İsa Aleyhisselam'la hiçbir alakaları, bağlantıları kalmamış. Yani şu anki kitapta var mı acaba? Yani şu anki kitapta hepsi yazıyor mu acaba? Hiçbir şey çıkıyor. Hiçbir şey kalmamış. Yani nefislerine hoş gelmeyen şeylerin hepsini taramışlar ve ortadan kaldırmışlar. Ve kendilerine göre yorumlamışlar. Mesela Türkiye'de de İslamiyet'i aynen Hristiyanlık ve Yahudiliğe çevirmek isteyenler var. Efendim diyor, sadece Kur'an'ın, tabii diğer fıkıh kitaplarını attıracaklar. Hatta hadis-i şerifleri de tasfiye ediyorlar. Sadece Kur'an-ı Kerim, onu da kafasına göre yorumlayacak. Sonra aradan zaman geçtikten sonra bir kurul toplayalım diyecekler. Bu ayet-i kerimenin artık yürürlüğü kalkmıştır, bunu kaldıralım. Ve hatta bunu şöyle yorumlayalım diyecekler. Ve kendi kafalarına göre Hristiyanlık gibi böyle acayip, garayip bir din ortaya çıkarmak istiyorlar. Daha doğrusu Hristiyanlık ve Yahudiliğin güdümünde. Cenab-ı Hak bunların ve böyle düşünenlerin şerrinden de bizleri muhafaza eylesin. Fakat şunu unutmamak lazım ve hiçbir zaman da bizi dinleyenlere hatırına gelebilir. Efendim böyle bir durum söz konusu olacak mı? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde bildiriyor ki, buyuruyor ki, bu dini ben indirdim, kıyamete kadar da ben koruyacağım. Dolayısıyla İslamiyet'e herhangi bir şekilde bir dahilleri söz konusu olmayacak. Yani bozmaları mümkün olmayacak. Hemen şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi miraca yani bilinmeyen ve Allah-u Teala'nın dilediği noktaya kadar yükseltilip Allah-u Teala'yı gördükten, Allah-u Teala'dan emirlerini alıp geri döndükten sonra işte kitaplarda anlatılıyor, buyuruyor ki abdest almış olduğu leğendeki suyun hareketleri dinmemişti, durmamıştı. Ve tabii ki o yakınlara diyor ki böyle böyle oldu bu gece. Bir anda oldu bu. Ve diyorlar ki efendim diyorlar, siz bu miracınızı anlatmayın. Çünkü anlatacak olursanız, yani şu anda Müslümanlar zayıf, garip, güçsüz bir durumda. Müslümanların sayısı da az, inanan olmaz buna. Alay ederler sizinle. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman buyuruyorlar ki, çürük başından çürüktür. Eğer başından çürükse bu, yani bu ve benzeri hadiselerle açığa çıkacak bu. Bize sağlam lazım buyuruyorlar. Ve anlatacağım buyuruyorlar. Geliyorlar Kabe-i Muazzama'nın yanında miracı anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracını anlatınca tabii müşteri diyorlar ki bir gecede. Bir andasını zaten kabul edemiyorlar da buna bir gecede olmaz diyorlar. Niye olmaz diyorlar biliyor musunuz? Şimdi Fatma Hanım, Mekke ile Kudüs'ün arası 2500 kilometre. Bayağı uzun bir mesafe. 2500 kilometre. O zaman en hızlı vasıta at deve. Mesela at yarış atı 70 kilometre hız yapıyormuş. 70 kilometre. Mesela leopar 90 kilometre hıza çıkarmış ama durmadan koşamaz ki. At da durmadan koşamaz. Belli bir noktada kalır. Diyelim ki 70 kilometre sürat yapan yarış atları belli konaklarda durduracaksın. Bir kimse Mekke'den çıkacak. O 70 kilometre süratte takır 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 gidecek. Hemen o konakta at yorulunca değiştirecek, öbürsüne binecek. Takır 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 takır. Bu şekilde bile gidip gelmesi mümkün değil bir gecede. 70 kilometrelik mümkün değil. Çünkü 70 kilometre sürat yapmış olsa 10 saatte 700 kilometre yapar bu. 20 saat koşsa 1400 kilometre eder. Halbuki 2500 kilometre. Daha gidemedi bile. 24 saatte varamadı. Bir de bunun gelişi var. 48 saat eder. Yani ancak 2-3 gün içerisinde bu mümkün olur. Başka türlü mümkün değil. Çünkü adamların elindeki hesap bu. 2500 kilometre. Çolak ki bu dediğini hiç olmaz.
ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çok özür dilerim, tenzih ederim, haşa, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz artık aklını da giderdi zannediyorlar. Diyorlar, olmayacak şey söylüyor artık. Ve dönüyorlar, gördünüz diyorlar, hani bu peygamberim diyordu, hele şimdiki söylediği var ya, hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Tayyare yok, tren yok, bücecik yok. O zaman en hızlı vasıta işte hecin develeri ve at, onlar da saatte 70 kilometre yapıyor. Onunla bile gidip gelmesi mümkün değil. Ve Fatma Hanım orada, Kabe-i Muazzam'ın orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracını dinlerken Müslüman olmak niyetinde olup da bu işe sıcak bakanlar da vardı. Tak diye kalpleri döndü. Ve orada bulunan Müslümanlardan zayıftı, güçsüzlü, köleydi veyahut da benzeri durumda. Onlar da diyemediler ki ya Resulallah miracı mübarek olsun diyemediler. Ve müşriler tamam dediler. Ve zafere biz kavuştuk. Yani zafer bizimdir. Neticeyi aldık. Bu iş bitmiştir. Ve bu iş de kapanmıştır. Şamata, gürültü, vavaylalar koparıyorlar artık. Bitti diyorlar bu iş. Yani İslamiyet, din falan kalmadı. Çünkü mümkün değil bunu söyledikleri. Kimse inanmaz buna. Bakıyorlar ses seda yok. Bir kişi Allah'ın bir kulu çıkıp da ya Resulallah miracın mübarek olsun diyemedi. Ben inandım diyemedi o toplulukta. Orada Hazreti Ebubekir yoktur radıyallahu teala. Dediler ki bunun en sadık adamı ve Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretleri konum itibariyle de ithalat ve ihracat tüccarı. Kureyş'in üzerinde de itibarı var. Tamam diyorlar bir tek adam var. O da diyorlar bizim kafadan ama bir de gidelim diyor ona söyleyelim. Peşinden gittiği şahsın ne hallere düştüğünü o da görsün. Elbette diyorlar o da bize katılacak. Gidiyorlar grup halinde. Tak tak kapısını vuruyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretleri. Buyurun diyorlar ne istiyorsunuz? Diyor ki siz Kudüs'e gittiniz geldiniz. Ne kadar zamanda gidilir gelinir? Tabii diyor defalarca gittim geldim. Yani gidiş geliş normal şekilde bir ayda diyor. Tabii diyorlar ya akıllı kimse böyle söyler. Akıllı kimse böyle söyler. Tabii Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Hazretleri firaseti çok yüksek olduğu için onların bu sözün altında bir şey olduğunu hissediyor. Ne oldu diye sorunca diyorlar ki sen diyorsun bak akıllısın sen diyorlar. Ona iltifat ediyorlar, alkışlıyorlar. Sen akıllısın. Biz de seni akıllı bilirdik. Zaten akıllıca cevap verdin. Ama diyorlar senin o tabi olduğun var ya kim diyor? Senin efendin var ya. Evet diyor. Benim efendim ne dedi? Senin efendin dedi ki bir gecede gittim geldim. Bir gece diyorlar onlar. Halbuki bir anda gitti geldi. Bir gece. O söylese doğru söyledi buyuruyor. Öyle bir imam var. Evet. Maşallah. O söylediyse doğru söyledi. Bakın kendisi tüccar. Defalarca Kudüs'e gidip gelmiş. 2500 kilometre. Yolu iyi biliyor. Yani yarış atlarıyla bile gidilse yani 48 saatten önce nöbetleşe atlar değiştirilmiş olsa mümkün değil ulaşması. Buna rağmen eğer o söylediyse doğru söyledi. Çünkü peygamberi tanıyor aleyhissalatü vesselam. Peygamberi tanıyor. Ve hemen üzerini değiştirerek koşarak geliyor. Hala Resulullah Efendimiz Kabe-i Muazzama'nın yanında. Anlatıyor hiç kimseye inanmadı. Herkes gürültü şamata alay ediyorlar. Daha uzaktan böyle. Müşrikler böyle coşmuşlar artık tamam diyorlar. Bu iş bitti kapandı. Gözüyle bakarken yüksek sesle. Ya Resulallah miracınız mübarek olsun. Allah-u Teala sizi bize göndermek suretiyle. Mübarek yüzünüzü görmek suretiyle. Kalbimiz gönlümüz açılıyor. Ve bizi size hizmetçi etmek suretiyle. Cenab-ı Hak bizleri bereketlendirdi, şereflendirdi. Miracınız mübarek olsun. Anlat ya Resulallah inandım dedi. Bu sefer müşterinin arasına bomba gibi düştü bu söz. Ama her zaman harp devam ediyor Fatma Hanım biliyor musun? Her asırda. O zaman da böyleydi. Bu sefer müşrikler şaşkına döndü. Ve Müslümanların kalbine birden kuvvet geldi. Hemen onlar toparlandılar. O Müslüman olacaklar kendilerine geldi. Ne diyor diyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri'nin akıllı ve işini bilen birisi olarak biliyorlar. Ve kendilerine geldiler. Müşriler baktılar ki işin içinden çıkamadılar ve bu sefer yine kamuoyu Müslümanların lehine dönüverdi. Önce onlar tarafındaydı. Tekrar tersine döndü. Kendilerine çevirmek için bu iş bitti derken bu sefer kamuoyu yine aleyhlerine döndü. İman edenlerin imanları yine pırıldamaya başladı. Parlamaya başladı. Bunun üzerine tekrar aynı şekilde dediler o zaman sorular soran. Geldiler peygamberimiz. Ya Muhammed dedir aleyhissalatü vesselam. Kudüs'e gittiğini söylüyorsun. Mescid-i Aksa'da namaz kıldığını söylüyorsun. Söyle bakalım dediler. Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı var? Hangi cihetten girilir? Şu kapı hangi tarafta? Üzerinde ne var? Kaç penceresi var?
şu tarafta kaç penceresi var, bu tarafta kaç penceresi var gibi Mescid-i Aksa ile alakalı sualler sormaya başladılar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değil Mescid-i Aksa'ya, herhangi bir Müslümanın bir evine gittiği zaman bile orada ne var ne yok bakmazdı buyuruluyor. Bakmazdı yani, bir Müslümanla görüşürken konuşurken bile aynı şekilde bakmazlardı buyuruluyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı benim gözümün önüne getirdi, sayıyordum. 10 penceresi, 20 penceresi neyse sayıyordum. Şu kapı şu istikamette, şu istikametten şu kapı, kapının üzerinde bu var. Sayıyordum, cevap veriyordum. Sayıyordum, cevap veriyordum. Ve müşrikler baktılar ki söylediklerinin hepsi doğru. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki yolda gelirken bir kervana rastladık. Öyle zannediyorum ki çarşamba gün buraya ulaşır. Beklediler. Çarşamba bugün gerçekten kervan geldi. Dediler ki böyle böyle bir yani uçan bir şey gördünüz mü falan. Diyorlar ki öyle bir şey olmadı. Kasırga gibi bir şey oldu. Bir deve diyor ürktü. Peygamberimiz haber veriyor. Hatta bir develer de aynı şekilde devrildi. Deve yuvarlandı ve üzerindeki eşyalar da aynı şekilde yere indi diye. Evet diyorlar, böyle kasırga eser gibi bir şey oldu. Göz takip edemiyor o hızı. Yani öyle bir cisim görmemişler. Ama sadece o rüzgarını hissediyorlar. Rüzgarını hissediyorlar ve deve diyor ürktü, üzerindeki yükü de attı. Böyle bir hadise yaşadık. Bunları dinlediler, bunları gözleriyle gördüler ama yine de reddettiler. İşte Miraç bizim anlayabileceğimiz, anlatabileceğimiz değil. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam bir ihsanıdır, lütfudur. Hani bazen şöyle söylerler, efendim cennet cehennem var diyorlar. Hani kim gitti, kim geldi, kim gördü? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi, Recep-i Şerif'in 27. gecesi dünyadan ahirete gitti, cenneti de gördü, cehennemi de gördü ve tekrar geldi ve anlattı. Peki bu gecede ne yapılır? Kaza namazı kılınır, tövbe istiğfar çok okunur. Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyûm etûbü ileyh. La havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Kelime-i tenzih çok söylenir. Ve kelime-i tenzih subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim, bunlar çok söylenir. Tabi anne baba hayattaysa elleri öpülür, yanlarındaysa değilse telefon açılır, tebrikleşilir. Büyüklerin duası alınır, gönüller alınır. Ki telefon şimdi tabii mailler var, mailleşme durumu da söz konusu olur. Bunlarla gönüller alınır, dualar alınır. Sonra ne yapılabilir? Herkes durumuna göre yedirme içirme konusunda ikramda bulunursa, çünkü hem cuma gecesi hem Miraç kandili ikisi beraber olunca efendim bunun da şeyi sevabı da o nispette yüksek olur. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı eylesin. Hem cuma gecemiz hem Miraç gecemiz hayırlı ve mübarek olsun. Efendim biz dinleyicilerimizden ayrıca duada istirham ediyoruz. Biz ediyoruz, onlardan da bekliyoruz. Tekrar gecemiz hayırlı olsun efendim. Sağ olun efendim. Evet sevgili dinleyiciler, ekip arkadaşlarımız adına gecenin hayırlı ve mübarek olsun diyoruz. En kısa zamanda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Gönül Pınarı.